Hoş geldiniz. Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Günlerden pazar. Güzel bir gün. Güzel geçti. Dingin geçti her zamanki gibi. Yester abla geldi ilk. İlk Yester abla olmak üzere. Diğer gelen Fatma Gümüş ve diğer konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Pazardan bahsediyorum. Gülüyorum artık. Çünkü hani sokağa çıkma yasakları bir senedir artık alıştık o kadar. Çok müzisyen, medyada çalışan arkadaşlarım var. Hepsi aynı dertten muzdarip yani. Hep git gel. Gel git. Marketten al, getir. Ye, götür. Sev, sevme. Oldu mu, olmadı mı? Bunlardan biri de astroloji. Ne olacak? Olacak mı, olmayacak mı? Biz Pınar, sevgili Pınar'a selamlar, sevgiler. O kendini biliyor. Onunla bir skeç yapmıştık. Bu astrolojiyle ilgili. Uyduruyorduk tabii kafadan. Bizim astrolojiden anladığımız yok. O da böyle diyordu. Sev, sevme. Gel, git. Onun detaylarını sonra size anlatırım. Şu anda anlamıyor olabilirsiniz. Skeci izlemeniz lazım. Ve bugünkü konum. Astrolog Özlem Recep bizlerle birlikte olacak. Neler söyleyecek, ne onu aldım bile geliyor. Sizler de yavaş yavaş toparlanırken daha şimdi açtım çünkü. Yavaş yavaş daha bildirimler gelecektir. Cüneyt ne yapıyor diyeceksinizdir. Hoş geldin sevgili Özlem. Hoş buldum Cüneyt'ciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim vallahi. Kıpır kıpır heyecanlı. Enerji süper zaten. Süper bir enerjiyle geldin. Senin de öyle. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Burcun davet ne? Astroloğa burç sorulur mu? Bence ne Cüneyt? Burcum ne olabilir sence? Yengeç olur. Çünkü yengeç de sıcak kandırır. Çok bilmiyorum ki burçları, o yüzden. Balık burcuyum. Kova ağırlıklı bir balık. Öyle düşün. He, balık burcu. Tamam. Evet. Şimdi hemen sorayım o zaman. Balıklar ne durumda yani bu yıl? Yani onu detaylı anlatacaksın da iyi mi? İyi gidiyor mu işi inşallah? Vallahi çok güzel gidiyor. İşini layığıyla yapan herkesin bir şekilde zaten Allah yanında değil midir Cüneyt? Öyle kesinlikle, böyle bir şekilde. Kesinlikle. Yani ne olursa olsun mücadelesiz olmaz diyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Balıklar için Mart ayıyla Temmuz arası çok büyük şanslar ve fırsatlar gelecek bu arada. Kendim için söylemiyorum ama ilerleyen dakikalarda zaten anlatacağız. Peki biraz çalışmalarından kendinden bahseder misin önce? Seni ilk defa aldığım için seni tanıyanlar var elbette ki ama Müzik On Air izleyicileri bakımından. Şöyle bir kısaca kendinden bahseder misin? Tabii Cüneyt'ciğim. 2010 yılından beri astrolojiyle ilgileniyorum. Yaklaşık 4 yıldır da uzmanlaşma sürecim oldu. Yaklaşık 4 yıldır da danışmanlık veriyorum. Medyada da aşağı yukarı bir yıldır medyadayım. Bunun haricinde aslında astroloji danışmanlıklarının haricinde ben bir eğitmenim. Astroloji eğitmeniyim ve astrologlar yetiştiriyorum. Danışmanlık yapmak isteyenler, alternatif hobisinden para kazanmak isteyenler veya sadece kendine kılavuzluk etmek isteyenler için astroloji öğretmenliği de yapıyorum. Haritası uygun olan bütün arkadaşlarım, danışanlarım bir şekilde küçük gruplar halinde online bir şekilde eğitimler veriyoruz. Hatta Cüneyt, şeyden de bahsedeyim. Yeri gelmişken izin verirsen tabii ki. Tabii ki. O kadar fazla ilgi var ki, yani şu pandemi sürecinde pek çok astrolojiyle alakalı hani öngörülerin çok fazlasıyla çıkmasından dolayı o kadar fazla ilgi var ki eğitimlerim dolu olmasına rağmen şu an eğitimim dolu olmasına rağmen şu an tekrardan eğitim aç diye ısrarlardan dolayı yeni bir eğitim açıyorum. 19 Mart'ta başlayacak. Vallahi çok yoğun bir şekilde gidiyor. Talepler de çok yoğun. Uzaktan eğitim değil mi? Evet evet, online bağlanıyorsun. Ders kayıtları oluyor. Ders notlarını gönderiyorum. Evet, çok güzel bir şekilde. Şöyle söyleyeyim. Ben her şeyi içimdekini hemen söylerim. Şimdi seni gördüğüm zaman yaşçası küçük görüyorum. Yani çok yaşını bilmediğim için sanki böyle yeni başlamış gibi ama sen 10 yıldır bu sektördesin. Hatta öğretmenlik yapıyorsun. Evet, evet. 33 yaşındayım. Tekrar etmek istedim. Ya da çok genç yaşta başladın bu işe.
Çok genç yaşta başladım. Çok genç yaşlarda öğrenmeye başladım. Bir kısmı İspanya'dan aldığım eğitimler var. Bir kısmı 4 yıldır Türkiye'den ayrıca aldığım eğitimler var. Ama bunun haricinde 4 yıldır aslında birebir danışmanlıklarım var benim. Yoğun bir şekilde. Bu aslında bakarsan yaşla alakası olan da çok bir şey değil Cüneyt. Bu hani yetenek ve gerçekten işin matematiğini Şey gibi görüyorum ama öğrenebilirsen. hani bunu yine de tecrübe olarak görüyorum böyle okudukça. Çünkü o şeyleri okumak çok önemlidir ya, gezegenlerin hesaplamalarını okumak. O da Evet. herhalde tecrübeyle alakalı diye tahmin ediyorum. O yüzden sen de o tecrübeyi zaten 10 yıldır yaparak Evet. gerçekleştirmişsin. Tebrik Evet. ediyorum. Zaten Teşekkür öğretmenlik ederim. yapmak ayrı bir olaydır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi benim öğrencilerim danışmanlık veriyor. Yani onlar artık uzmanlaşıyorlar. Onlarla beraber güzel bir yolculuk içerisindeyiz. Süper. Şimdi burçlara tabii geçeceğiz. Sakin olun arkadaşlar. Hemen geçeceğim. Hızlı, hiç bekletmeyeceğim sizi, ama onun öncesinde 28'inde Dolunay mı geliyor yine? Şu başımızın belası mı diyeyim? İyi mi bir şey mi? Kötü bir şey mi? Anlamadım. 28 Ocak'ta Aslan Dolunay'ı geliyor. Bizimle birlikte olacak. Aslında etkilerini yavaş yavaş hissetmeye başladık. Aslan Dolunay'ı aslan liderlerle alakalı, CEO'larla alakalı, büyük iş adamlarıyla alakalı, ondan sonra ünlülerle alakalı, aşkla alakalı, ondan sonra çocuklarla, çocuk konularıyla işte ne bileyim belki çocuk yapmayı düşünen birileri olabilir aramızda. Yeni yeni böyle haberlerini almış olabilir gibi gibi. Pek çok alt enerjisi var aslında bakarsan ama bu Dolunay'ın öyle bir enerjisi var ki Cüneyt, arka planda 2019 Mayıs'la Ekim arasında bir ilişki bittiyse, tekrar karşılaşma, yüzleşme, o döngüde bir ilişki başladıysa ama 6 ay içerisinde bittiyse, Bir dakika. tekrar bir daha bir şans belki. Yani Ondan sonra 2019'un Mayıs'ı evet, Mayıs'ı ve Ekim izliyorum. arasında, Mayıs'ı ve Ekim arasında bir ilişkilerle alakalı bir sınavlarımız olduysa, bazıları için ikinci bir şans, bazıları içinse helalleşme vakti. Helalleşme ve yeni bir aşka kanat Vay. açma vakti. Çok değişik bir döngünün içerisindeyiz. Çünkü artık 30-31 Ocak'la birlikte Merkür Kova burcunda retro yapacak. Bu da bizi geçmiş döneme geri götürecek. Kafalar böyle biraz allak bullak olacak. Şöyle bir şey yapalım. Bir kişiye de buradan soru işaretine gün, ay, yıl, doğum tarihlerini yazsınlar. Bir kişi şöyle küçük bir ne bakımı olur öyle? Gün, ay, yıl, doğum tarihi İlişki ya da. bakımı yapabilirim. Bir İlişkisi kişiye olan sürpriz yapalım varsa. onu, tamam mı? Bir kişi soru işaretine gün, ay, yıl, doğum tarihinizi, adalarını yazsınlar mı? Bir şey yazsınlar mı? Tabii, Ne buradan yazsınlar? bakmıyorum ama ben onlara sonra döneyim, olur mu? Bana Hayır, bir kişiye ulaşsınlar. diyorum ki hani böyle küçük bir bakım hediye yapalım. Yani ama öyle uzun bakım değil. Burada mı Yani yapacağım? programın sonunda o kişiyi ben seçeceğim böyle. Çıkacak, tamam mı? O Tamam. kişiye böyle hani özel böyle bir 3 dakikalık, 2 dakikalık bir Tamam, bakım. olur, yapalım. Tamam. Yapalım. Şimdi soru işaretini ne yazsınlar ama onun için? Ne aslında? Sen karar ver. Sen Hayır söyle. hayır. Neydi yani? Ha, şey Neleri? mi? Astrolojik olarak mı ne? Evet. Gün, ay, yıl, doğum gün, ay, yıl ve doğum saati ve doğum yeri yeterli. Tamam. O zaman gün, ay, yıl, doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi yazın. Bir de adınızı yazın ki, çünkü sizin nickleriniz farklı olabiliyor. Adınızı yazın, ben öyle rahat sesleneyim size. Soru işaretine şu anda yazmaya başladılar. Benim soru kutucuğuma yayın sonuna son 5 dakika kala filan bir kişiyi seçeceğim. Ama tamamen gözlerimi kapatıp böyle seçeceğim. Ve 2-3 dakikalık ona özel bakım olacak. Evet. Ayrılmıyorsunuz yerlerinizden sevgili izleyenler. Peki şimdi Dolunay'ın başka ne gibi etkisi olacak? Aslan Burcu bayağı böyle lider. Mesela örnek veriyorum, ailede liderlik yapan bireyi de etkileyecek demektir bu, değil mi? Evet, yani aile içerisinde alt enerjisi ve burçların alt enerjileri de var Cüneyt. Bu derecelerle, dekalarla da bağlantılıdır. Bu çok uzmanlaşmayla alakalı bir şey ama aslında alt enerjilerle birlikte yengeç teması var. Yengeçleri de çok etkileyecek. Aileyi, yuvayı çok etkileyecek bu Dolunay. Aşk ve ilişkilerle alakalı, şimdi helalleşme vakitleri dedik ya. Helalleşme vakitleri veya ikinci bir şans. İkinci bir şans için gelen bazı ilişkiler evlilikle sonuçlanacak. Bazıları.
Çok derin bu analizler yapılması gerekir. Bazıları yazarlar muhtemelen bizlere geldi ikinci bir şansı verdim evlilik bir sonuçlandı diye. Bazı evliliklerse buraya biraz altını çizerek dokunmak istiyorum. Bazı evliliklerse aşkın bitimiyle birlikte yollarını ayırabilirler. Burada nefsin kölesi olmamaya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani imtihanlar var işin ucunda. Biraz alt planda evli olanlar için bazı imtihanların olduğu günlerden de geçiyoruz. Çünkü eskilerden gelen birileri belki işte akıl karışıklığına sebep olabilir. Bunlarla alakalı ünlülerden de çok fazla haberler duyacak gibiyiz. Bunu da söyleyeyim. Bu arada sevgili izleyenlere söyleyeyim, soru işareti kutucuğu var şu altta, şu hizada. Yani Özlem Hanım'ın tam sağ tarafına denk geliyor bende. Siz de nereye denk? Soru işareti kutucuğu oraya yazacaksınız. Yorumlara yazmayın, onlar yukarı doğru gidiyor çünkü. Soru işareti kutucuğuna yazacaksınız. Ve Yengeç Burcu geçen aydan da çok etkilendi. Yengeç Burcu'nun yakasını bırakmıyorlar. Niçin bu sene böyle etkileyecek diyorsunuz? Olumlu yönde mi, yoksa olumsuz mu, yoksa kişiye göre değişiyor mu bu? Bireysel haritalara göre değişir aslında Cüneyt. Ama 2,5 yıldır zaten yengeçler kan ağladı. Yani hani başlarına gelmeyen ondan sonra hani o böyle onların minnoş yapıları var böyle çok duygusaldır onlar ve çok iyi yüreklidirler. Onların başlarına gelmeyen kalmadı ama bu dolunayla birlikte artık onlar rahata kavuşacakları bir döngünün içerisine girecekler. Ağzım Bazı bal olaylar... yesin bak. Şu anda bütün enerjim geldi bak. Tamam. Senin de venüsün aslan. Yani bilmiyorum artık para mı desem, aşk mı desem, ne desem. Yani o tabii doğum saatine göre değişir ama senin için İkisi şanslı. de ikisi de gelsin ya. İkisine de İkisi ihtiyaç de var geliyor. yani. Geliyor, Geliyor. Valla şey dediler. Arkadaşlar kendime biliyorsunuz 2-3 dakika her zaman torpil yapıyorum. Bu da benim özel. Siz de sunucu olun, siz de yapın. Ne yapayım? Şey, şöyle bir durum, yengeçler için iyi bir dönem başlıyor diyor evet. sevgili astrologların konuk olarak ağırladıklarım. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Yengeçler için muazzam güzelliklerin olacağı bir döngüye giriyoruz. Özellikle de Mart ayı ile birlikte bu döngü başlar. Temmuz'un ortalarına kadar devam eder. 2022 ise artık tamam. Yani çok çektik ama ödüllerimizi aldığımız yıl 2022. Allah'ım şükürler olsun diyeceğimiz ondan sonra güzel bir döngü gelecek. Hasta olanlar var yengeç burçlarından. Biliyorum çok ağır hastalıklar geçirenler oldu. Onlar kurtulacaklar. Bazıları işte uzun süredir işte beraberlikleri vardı sonuçlanmıyordu. Bir ileri iki geri gibi giden beraberlikler işte yavaş yavaş evlilikle alakalı güzel kararlar alabilir. İş konusuyla alakalı oturtturamadıkları bazı projeler artık bu döngüyle birlikte tam anlamıyla son sürat gider ve 2022'de isimlerinden söz ettirebilir yengeç burçları. Süper. İnşallah. İnşallah diyoruz artık. Herkes diyordur artık yeter. Vallahi. Şimdi gelelim bu döneme. Biliyorsun pandemi döneminde de zaten bütün burçlar çok çektiler. Herkesi etkiledi. Kimisi olumlu yönlerine, bardağın dolu tarafından bakanlar daha hafif atlattı. Ama hep şunu söylüyordu bütün astroloji. Şanslı burç yok 2020 için. Sadece hafif atlatanlar var. Daha ağır atlatanlar var diyordu. Şimdi 2021'de biraz daha nefes alacağımızı söylediler. Şimdi 2021 ile ilgili ben tamamen Şubat ayına öngörerek burçları sana sormak istiyorum baştan itibaren. Ne dersin? Yani şöyle yapalım istersen, bu Aslan Dolunay'ını istersen değerlendirelim. Tamam. Evet, Zaten Şubat'ı da etkiliyor dediğin gibi evet, otomatikman. Şubat'ı da Evet. etkileyecek. Çünkü zaten önümüzde de bir Merkür Retrosu var. Belki dikkat etmeleri gereken noktalar olabilir bu konuyla alakalı. Bu arada Tamam. şeye dikkat etmek istiyorum. Dikkat altını çizmek istiyorum. Evet, pandemi hepimizi çok yordu. İşte eve kapanmak çok yordu ama arka planda büyüttüğümüz bir şey var. Korku enerjisi çok fazla. Farkındaysan. Evet, korkmamak da iyi Kesinlikle. değil ama astroloji bir yol haritası ve astrolojide söylediğimiz pek çok şey
%80 oranında çıkar. %80 oranında çıkar. %20 ilahi bir kader. Yani Allah ne diyorsa, Allah bize nasıl yardım ediyorsa, bu da bizim farkındalığımızla, işte dualarımızla, işte ne bileyim sokak hayvanlarına yardımımızla, ihtiyacı olan kişilere yardımımızla pek çok enerjiyi, başımıza gelebilecek kötülükleri biz önleyebiliriz. Dolayısıyla ben diyorum ki korkmayalım. Bu sürecin de getirdiği manevi anlamda bazı güzellikler var. Çoğu evlilik kurtuldu Cüneyt. Yani hani ikili ilişkide çoğu evlilik, çoğu ilişki ondan sonra... Dikkate almak, önemsemek de çok önemli tabii. Evet, yani. Evet. Arka planda çok farklı insanların hayatlarında güzellikler de oluyor aslında. Çok korku dolu ama... Ben senin metini duydum. Çok duyuyorum açıkçası söylemek gerekirse seninle tanışmadan önce de. O yüzden de bu konuda şeye çok inanıyorum. Yani astrolojinin iyi hesaplanır, okunursa, evet şu dönemler, şu burç biraz daha, yani bir albüm çıkaracaksa, bir ilişkiye başlayacaksa biraz ertelesin demek çok mantıklı. Bunun özel bir geleceği bilmekle alakası yok. Bir öngörüdür. Dikkatli evet. olması gereken bir dönemdir. Karıştırıyorlar evet. bazıları. Hani Allah bilir. Tabii ki Allah bilir. Ha? Evet, fal gibi görüyorlar aslında ama fal değil. Bu matematik analizde arka kesinlikle, planda. Kesinlikle. İyi yorumlamak. Kesinlikle bize. Katılıyorum. Şimdi diyorsun ki 28 Ocak'ta bir dolunay var. Onun öncesinde evet. başlayan etkiler var. Bir de tabii bu ocağı da sarkacaktır. Bir de Merkür. Merkür retrosu yaşanacak Şubat ayında. O yüzden de Şubat ayını şöyle burçlarla birlikte başlıyoruz. Daha başlamadık. Birisi demiş ki evet. tam Aslan Burcu'nda herhalde açtım. Hayır, daha başlamadık. Başlayacağız. Başlayalım istersen. Tamam, başlayalım. Bu arada öğrencilerim de yazıyor. Herkese çok sevgiler. Selamlar, sevgiler. Ben selam de görüyorum da bölmek istemiyorum. Şimdiden tamam. Böyle nereden izlediğinizi de bana yazarsanız ben böyle sırayla arada okumak isteyeceğim arkadaşlar. Nerelerden bizi izliyorsunuz bir göreyim. Evet. Şimdi Koç burçlarına gelelim. Koç burçları uzunca süredir bebek planları varsa eğer hamile kalabilirler veya işte baba olabilirler. Böyle güzellikler var. Eğer ki bir ailesi yoksa yeni bir aşkı yelken açacak ve bu aşk ilerleyen süreçte evlilikle sonuçlanacak. Güzellikler getirecek Koç burçlarına. Şanslı. Yani bu dolunayın en şanslılarından bir tanesi Koç burcu. Hatta geçmişe dair olan pek çok yarasının tamir olacağı, yarasının şifalanacağı bir döngüye giriyor Koç burçları. Güzel bir döngüye evet. giriyor. Aile kurmakla alakalı da kararlar alabilir dediğim gibi ama yeni başlayacak olan aşkla birlikte. Bu aşk eskilerden gelen biri de olabilir yalnız Cüneyt. Yani eskilerden tanıdığı biriyle belki arkadaşıydı, aşka dönüşebilir veya eski sevgilisiydi. Son sürat gidebilirler artık. Böyle bir döngü onları bekliyor. Boğa burçları. Geçeyim mi Boğa'ya? Peki. Şimdi bizi nerelerden izliyorlar? Uşak, Adana, Paris, Konya, Sakarya, Adana, Ankara, Adıyaman, Yunanistan. Yunanistan'a selamlar sevgiler. Yunanistan'dan izleyicim vardı eskiden. Sonra o kayboldu. Nerelere gitti? Ondan sonra İzmir, Kartal yazmış. Selma ablamıza selamlar, sevgiler. İzmir diyorlar. Şimdi arkadaşlar Koç burcunu geçtik ama ben bunları tekrar edeceğim böyle arada bir böyle 5 tane burç okunduktan sonra başa küçük küçük notları alırım ama ben kısa kısa başlıklar halinde tekrar edeceğim. Şimdi Boğa'ya geçtik. Sendeyiz. Boğa burçları kendilerine çok dikkat etsinler. Çünkü sinirli bir şekilde hareket edip önünü arkasını düşünmeden adım atacakları pek çok konuda zararlı çıkabilirler. Bu konular ne olabilir? Aile içindeki çatışmalar olabilir. Ebeveynleriyle çatışmalar olabilir. Evinin içerisinde, evliliğinin içerisinde eşiyle gerginlikler olabilir. Sudan yere çıkacak olan olaylar çok büyüyebilir. Daha sonrasında istenmeyen, işte ne bileyim hukuki olan konulara doğru gidebilir. Dikkat etsinler kendilerine. Aynı zamanda aile bireylerinin sağlığıyla alakalı bir döngün içerisinde olabilirler. Onların mutlaka kontrollerini yaptırsınlar. Boğa burçlarının son 10 gününde doğanlar, yani Mayıs'ın böyle 9'uyla işte 17'si 18'i arasında doğanlar daha şanslı olacaklar. Bu ilk 20 günde doğanlara göre daha şanslı olacaklar. Son 10 günde doğanlar
aşk ve iş konularıyla alakalı şansı arkalarına alarak güzel değişiklikler yapacaklar. Onlar da hane ve ev değişikliği yapabilirler. Beklenmedik şekilde hane ve ev değişikliği yapabilirler. İkizler Burcu. Evet, buyurun. Geçeyim mi? Tabii. İkizler Burcu. Onların konusu kardeşler, yakın akrabalar, yakın çevreler. Çevreleri değişecek. Ondan sonra yakın arkadaşları değişebilir ve girdikleri yeni çevrelerde isimlerinden söz ettirebilirler ikizler. Ve bazı maddi konularla alakalı yeni sözleşmeler onların kapılarını çalacak. Uzunca süredir bir iş konusunun bağlanmasını istiyorlarsa işte bu dolunayla birlikte, bu büyüyen enerjiyle birlikte arkalarına ayı alarak güzel imzalar atabilir ve isimlerinden söz ettirebilirler. Medya, iletişim, işte sosyal medya, internetten satış pazarlama veya satış pazarlama ile alakalı görevleri varsa şans onlardan yana olacak bu dolunayla birlikte. Güzellikler onlarla birlikte. Gizli düşmanlara biraz dikkat etsinler. Yani arkalarından bazı işler çevriliyor. Onlar ama farkındalar bu durumun. Zekidir ikizler, değil mi? Zeki, evet, Aynen. zekidir. Ondan sonra onu fark edecekler. Aslında uyuyor gibi görünüyor ama fark ediyor. Yani öyle bir döngünün içerisinde ikizler. Evet, Kesinlikle. sevgili yengeç. Yengeçler. Şimdi koç da iyi. Boğa da birazcık hani böyle ailede sağlık sorunu olabilir. Onlara dikkat etsinler diye. Koç da çok güzel şeyler söyledi. İkizlere de güzel. Galiba güzel etkileri var. Hani eğer iyi bakarsak. Resme. Evet, enerji sıcak çünkü yani güzel. Bazı zorlayıcı etkiler evet var. Uranüs tekare yapıyor. Görünmeyenin arkasında bizim hiç beklemediğimiz bir şekilde ani değişiklikler olacak ama bu ani değişiklikler bizim aymamız için bazı olaylarda. Yani uzunca zamandır mesela fark edemediğimiz bir dostluk bitiyor olabilir. Ama oradan zaten sen zarar görecektin. Onu fark et gibi veya işte bir aşk Uyanış veya bitiyorsa. tecrübe ediş diyelim. Evet, evet. İleriki zamanlardaki Evet, daha evet. zorluklar olursa diye. Evet. Veya güzel bir aşk geliyorsa işte uzunca zamandır arkadaştın aşka dönüştü. Zaten işte aile kuracaksın. Ne güzel oldu gibi. Yani hani Aynen. böyle değişik zorlayıcı ani gelecek olan ama köklü olacak olan değişiklikler yaşatacak bize. Valla Özlem'in ağzından bal damlıyor. Çok güzel şeyler söylüyor arkadaşlar. Şimdi bazı astroloji şeyleri de özür dileyerek diyorlar ki işte Türkiye dünya. Ben diyorum ki Türkiye dünya tamam. Astroloji önemli ama kişisel astroloji de çok önemli. Sanırım artık daha biraz daha uyanış var. Biraz daha dikkat edersek, farklı açılardan bakarsak hayata mutlu olmanın formüllerini bulmak çok kolay. Burçlara da bu yansıyor gibi geliyor. Onu Kesinlikle. hissediyorum. Tamam. Kesinlikle. Yengeçteyiz o zaman. Evet, yengeç burçları sürpriz kazanç kapıları açılabilir. Yalnız burada dikkat etmeleri gereken bir şey var yengeçlerin. Bu gelen para ani bir şekilde ellerinden kaybolup gidebilir. Dikkat etsinler. Burada tutmayı yani zevk için harcamasınlar. İşte ne bileyim evimin eşyalarını değiştireyim, işte kıyafetleri yatırayım falan dememeli yengeçler. Gelen parayı biraz kenarda tutup daha sonraki günler için yatırım amaçlı değerlendirebilirler. Böyle güzel bir etkisi var. Aynı zamanda yengeçler uzunca süredir çektikleri bazı sıkıntılar, işte ne bileyim iş konusu olabilir, aşk konusu olabilir, bunlarla alakalı arınacakları bir döngünün içerisine giriyorlar. Arındıktan sonra da yeni olacak olan güzellikler onlarla birlikte olacak. Bazı yengeç burçları da bu döngüyle birlikte evlilik kararı alabilirler. Haberleri olsun. Tamam mı? Süper, süper. Geçelim. Başaklar. Başak. Evet. Pardon, aslanlar. Aslanlar, aslan dolunayı aslanları unuttum. Tamam, sen ne dersen o. Aslan. Tamam, aslan burçları dolunaydan çok etkileniyorlar aslanlar. Bir kere sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü o dolunay enerjisi aslan ve kova aksındakileri sağlıkla alakalı bazı küçük imtihanlardan tabi tutabilir. Sağlığına dikkat etmeleri gerekiyor. Kariyerle ilgili stresli konular ve değişimler onları bekleyecek. Ortaklıkların bozulması, iş yeri değişikliği, ev taşınması gibi problemler olabilir. Ama dediğim gibi bu arınacakları olan konu her neyse onların ilerleyişi ve yükselişi için güzel olacak. Onlar da aile bireylerinin sağlığına dikkat etsinler.
Tüm bu zorluklar arasında tek güzel konu onlar için de aşk konusu. Beklenmeyeni bekleyin. Beklenmeyen bir aşkı bekleyin. Kalbiniz boşsa veya bir ilişkiniz varsa beklemediğiniz bir güzellik olacak sizin için. Aslan burçları. Süper, süper. Şimdi 3-5 tane burç söyledik. Ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz de o sırada yorumlarınızı okuyabilirsiniz, bakabilirsiniz. Koç burcu için Özlem Recep dedi ki, bebek planları, yani çocuk planları varsa olma ihtimalleri bu süreçte var. Yani Ocak ve Şubat'ı söylüyoruz. Ocak'ın sonu ve Şubat için söylüyoruz. Yalnız olanlar evlenebilirler. Güzel bir döngüye giriyor başlıkları var. Boğa burcu için sinirlerine hakim olmaları gerekiyor. Aile içinde veya iş yerinde sudan sebeplerden yaygarayı koparmasınlar, sonradan pişman olup zararlı çıkabilirler. İkizler burcu çevre değişikliği olacak. Yani çevrelerinde yakın arkadaş çevrelerinde değişiklikler olacak. Bazı maddi konularla alakalı yeni sözleşmeler yapılabilir, güzel sözleşmelere adım atacaklar. Böyle gizli düşmanlara dikkat etsinler dedik. Zaten ikizler burcu akıllıdır, farkındalardır dedik. Yengeç burcu içinde 2,5-3 senedir çektikleri kendi yanlarına kâr mı kaldı yoksa tecrübe mi edindiler bilmiyoruz. Ama nihayet güzel günler onları bekliyor diyebiliriz. Özlem Recep öyle diyor. Evlilik planları varsa olacak. Para ile ilgili kazançlar olacak ama bu parayı lütfen temkinli harcasınlar. İlerleyen zamanlarda yatırım amaçlı kullanmaları tavsiye edildi. Aslan burçları için ise sağlığa, aile bireylerinden sağlıklarına dikkat etsinler. Kariyerleriyle ilgili stresli değişimler, konular var. İş değişikliği, ev değişikliği olabilir bu. Aşkla ilgili de sürprizler mevcut kendileriyle ilgili. Devam ediyoruz. Evet, hadi bakalım. Şimdi Başak burçları meslekleriyle alakalı bir değişikliğin içerisine girebilirler. Büyüyen bir enerji onların içerisinde olacak. Başak burcu çok medyada mesela görev alır aslında arka planda. Medyayla ilgilenenler için mesela muazzam güzel fırsatlar geliyor demektir. Kamera arkası mıdır Başak Evet, Burcu? kamera arkası o yapımcılarla alakalı mesela. Ondan sonra iş hayatında da gizli saklı olan pek çok konu önlerine çıkacak Başak burçlarının. Kim dost, kim düşman onları anlayacaklar. Ve yollarına bu şekilde devam etmeyi tercih edecekler. Uluslararası konularla ilgili projelerde isimlerinden söz ettirebilirler Başak burçları. Umudunu kestikleri, hayalini kurdukları ama bir türlü gerçekleşmeyen konularla alakalı şansları dönecek. Bu onların tam anlamıyla iç dünyasında olan, İç dünyasında saklı olan neyse bu. Belki bir aşk, belki bir iş, belki para konusu olabilir ama iç dünyasında işte Allah'la paylaştığı, işte kendi kendine dualar Hayal ettiği ettiği. varsa, evet hayal ettiği ne varsa bu Dolunay'la birlikte destek görecek ve gerçekleşmesiyle alakalı güzel fırsatlar onunla birlikte olacak. Aşk da geliyor olabilir, haberi olsun. Özellikle Aşk böyle Venüs, Ay, geliyor Aslan olabilir. burcundaysa Aynen. aşk da geliyor olabilir. Şimdi yeni yeni toplanmaya başladık. Yeni gelenler için şunu söyleyeyim. Özlem Recep'le birlikte burçları yorumluyoruz. 10 yıldır bu sektörde ve ben Metin'i duyduğum için onu kendisini davet etmek istedim. Teşekkür. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan ve Başak'ı okuduk ama başlıkları ben ilerleyen dakikalarda tekrar edeceğim. Bir de yayının sonunda bir kişiye böyle 2-3 dakikalık özel bakım yapılacak. Bu özel bakım nasıl olacak? Kendisi adını yazsın, gün, ay, yıl, doğum tarihini yazsın, doğum saatini yazsın ve doğum yerini yazsın. Soru işareti kısmına. Bizim soru işareti kutucuğumuz var. Yayın sonunda bir kişiyi seçeceğim. Ve böyle 2-3 dakikalık ona özel, aşkla ilgili, işle ilgili, ilişkisiyle ilgili şöyle bir genel bakım yapılacak. Tabii bu çok detay, değil mi? Bu özel danışmanlıkta mesela saatlerce sürebiliyor, değil mi? Bakın. 1 saat minimum sürüyor Cüneyt. Yani 1 saat anlat anlat bitmiyor. Anlat Tabii anlat tabii. çünkü çok derin. Çok derin enerjiler var arka Şey planda. var mı mesela Hazırlanması da özel şey. iş Hazırlanması 1 saat adamı, mı? iş kadını, iş insanı diyorlar. İş Evet. insanı ya da nasıl diyeyim, sanatçılardan böyle astroloğun söylediklerine göre hareket etme, planlama
Var, var. Var değil mi? Sanatçılardan tabii özel çalıştıklarım var. Ama isimlerini paylaşamam. Tabii. Hatta Hayır şey birkaç olarak. tanesi özel eğitim alıyor benden. Astroloji eğitimi alıyorlar. Çünkü astrolojide baktığımız zaman çok namahrem yerlere kadar her şeyi görebiliyorsun aslında Cüneyt. O yüzden bazı sanatçı dostlarımız da şunu artık benimsediler. Ben bakayım kendi haritamı en iyi şekilde ben göreyim. Çünkü güvenemiyorsun ya karşındaki kişiye de hani herkes bu Bir de gizliliği kafanda ne sorun varsa saklayabilir. onunla ilgili sorsan aslında onun cevabını alacak. Tabii Astroloji tabii. onunca. Şimdi sen karşındakinin neyi sorduğunu bilmiyorsun ki. Aşkı mı? İşi mi? Özel hayatı mı? Hani neyi sordun Görüyorsun, tamam. görüyorsun. Hani Onu görüyorsun görüyorsun. ama şimdi sen onun neyi Çok merak diyorsun. ettiğini, onun ne sıkıntı çektiğini görebiliyor musun oradan? Tabii Tabii görüyorsun. günün saatini falan bilince doğal olarak, değil mi? Evet, saatini bilmiyorsak da saatini netleştirecek sorular soruyorum önden. Onun ayrı bir çalışması var. Saatini netleştirip ondan sonra seansı başlatıyoruz. Ve Süper. her şeyi görüyorsun. Sıkıntı yaşadığı yerlere kadar görüyorsun. Aynen İş bir astrolog. dünyasında da bu arada Cüneyt, iş dünyasında da pek çok firmaya danışmanlık veriyorum. Pek çok firma yatırım danışmanlığı ve ekonomik anlamda öngörülerini görebilmek adına danışmanlıklar istiyor. Artık çok yaygın yani Ya Türkiye'de. şöyle söyleyeyim, aslında işte bir konum vardı astrolog. Şey derdi, eskiden işte Osmanlı Devleti'nde savaşların hangi tarihlerde başlayacağı, Dolunay'da mı işte hangi neler biliniyorsa o zamanlar ona göre hareket edilirdi. Devlet adamlarında da şu anda var mı? Yani devlet Var adamları diye biliyorum. danışıyorlar mı? Var diye biliyoruz, evet. Var diye biliyoruz. Danışmalılar yani. Ben Kesinlikle. mantıklı Zaten olan. baktığımızda da şey görüyoruz. Bu hareket anca astrolojiye danışılarak yapılırdı diye. Evet. Bizler de görüp söylüyoruz. Mutlaka vardır. Eskiden beri, Osmanlı'dan beri kullanılan teknikler aslında. Yani ben mesela bir devlet adamı olsam veya bir belediye başkanı veya bir muhtar olsam, kesinlikle bir yeri yönetiyor olsam, kesinlikle hani astroloğa da danışırım, alimlere de danış, hepsinin alanları farklıdır. Onlara göre hareket etmek çok önemlidir diye düşünüyorum şahsen. Çok Tabii. önemlidir. İnşallah yavaş yavaş iyice anlaşılacak tekrar astrolojinin ne kadar önemli olduğunu. Yani çünkü bir ayın bile ne kadar etkisi var, gelgit olayı yapıyor. Evet. Dolunay bunu üzerimizde de birkaç kez delilini de gösteriyor yani kaç kere. Mesela bazı aksilikler veya bazı mutluluklar oldu mu benim çok şeyimi tahmin ediyorlar yani müthiş. O konuda şey hayretler içerisinde kalıyorum. Evet. Evet devam Her edelim. şeyi gördüm. Şimdi terazi burçlarına geçelim. Terazi burçları aşk konularında oldukça şanslı olacakları bir döngünün içerisindeler. Çok yıpranmışlardı ikili ilişkilerde. Kavga dövüş olayları çok olmuştu. Bazılarının ilişkileri bitmişti. Bu yeni döngüyle birlikte tamamıyla yani aslında eski geride bırakacakları ve kalplerini yeni birilerine açacakları bir döngünün içerisindeler. Terazilerin bir kısmı yeni bir aşka başlayacak. Bununla alakalı güzel destek görüyorlar. Para konularında da şanslılar ama kredi, işte olası vergi borcu, işte kredi kartı unutmaları, işte devlete bağlı olan bazı kuruluşlardan unutulmuş Ödeme. faturalar, ödemeler, cezalar, trafik cezaları gibi böyle ufak tefekten tut da büyük olan cezalara kadar gündemlerinde olabilir. Bunlara dikkat etsinler. Terazi burçlarının içerisinde bir de aile içerisinde olan parasal bazı durumlarla alakalı şoke olacakları bazı etkiler var. Yani bir miras davası var diyelim ki bu miras davasının içerisinde belki işte adaletli bir şekilde dağıtılmama gibi olaylarla karşılaşabilirler. Davada olabilirler şu an Davada mesela. olabilirler. Haklarını Onlar arayabilirler. sonuçlanacak mı? Tabii, onlar için avantajlı olacak olan bir döngünün içerisine giriyorlar. Haklarını da mutlaka arasınlar diyorum terazi burçları. Tamam. Akrep burçları. Kariyerleriyle alakalı önemli bir döngünün içerisindeler. Zorlu şartlar altında tırnaklarıyla adeta yükselişe ulaşacakları bir döngünün içerisindeler. Yani onlar için zorlu ama tırmalayarak yukarılara çıkacakları bir döngünün içerisindeler ve şans onlardan yana olacak. Ama Arkadaşım var bir akrep birebir onu anlatıyorsun. Şu an tırnaklarıyla zorluklar içerisinde bir şeyler yapıyor. İnşallah güzel olacak. hayırlısı olur. Güzel olacak. Hayırlı olsun. İnşallah güzellikler gelsin onun da hayatına. Bu süreç içerisinde
açık düşmanlıklarla karşılaşabilirler veya işte sevmedikleri insanlarla aynı ortamın içerisinde bulunabilirler ve zorlanabilirler. Böyle bir Çok zorluk da sevmiyorlar olabilir. zaten. Çok insancıl değil gibi geliyor bana akrep burçları. Benim tanıdığım akrep öyle. Yani 10 kişiden birini zor seviyor yani. Ay bir de onlar şeyi unutmaz Cüneyt. Yani yapılanı da unutmadıkları için hani mutlaka intikam Şimdi benim alacaklar. tanıdığım akrep nasıl biliyor musun? 1992 Ocak ayında ona söylenen bir kelimeyi unutmuyor. Öyle tabii. Çocukluğunda söylenen kelimeyi unutmuyor. Pes. Onu da 10 sene sonra, 20 sene sonra karşına gelir çata çat söyler sana. Ve böyle Tabii şok olursun yani. tabii. Benim de çok akrep dostum vardır. Akrep yengeçler de çok çevremde çoktur böyle. Çok da Ha. severim onları. Dürüst insanlardır ama ya. Akrep Cüneyt. çok dobra, dürüst. Dediğim dedik. Bazı yanlışları da var, sonra doğru gider. Sonradan da ilk önce şimdi yengeçle akrep de çatışıyor herhalde, ne bileyim. Çok yakın dostumdur yani, konuşuruz ederiz ama birçok fikrine Temaslar hiç şey yapmıyorum yani, çok keskin, çok keskin akrep. gibi. Sen onu birazcık böyle. Yok canım, hiç benimle alakası yok yani, hiç onun. Ama şey, diyorum ya hani, çok dürüsttürler. Yani tabii bunlar şeyle de alakalıdır herhalde, yetişme tarzıyla filan. Koy önüne parayı, bir kuruşuna böyle yan gözle bakmaz yani, öyle dürüsttürler gerçekten Evet, akrep burçları. ben de çok severim. Dostluğu inanılmaz keyiflidir bu arada ama düşmanlığından korkarım Cüneyt. Aynen, aynen, Yani kesinlikle. bir akrep düşman hayatta akreplerle iyi anlaşmak gerekir ama onları küstürmeyin, kızdırmayın. Sibel'cim de yazmış sana. Öğrencilerim de yazıyor şimdi altta doğal Akrepler kıskançlıklar vardır diyor. Doğru mu olursa. akrep? Evet, Kıskançtırlar değil evet. mi akrep? Akrepler kıskançtır, tutkulu severler, sevdikleri zaman tam severler. İlişkide de Cüneyt, ilişkide de akrep bitirmeden o ilişki bitmez, biliyor musun? Yani o ilişkide akrep vazgeçecekse tamam ama ilişki bitti de akrep burcuna tamam ben artık seni istemiyorum de o akrep ne yapar ne eder devam ettirir o ilişkiyi ve intikamını alır seni öyle bırakır. Yani çok değişik bir Ha, burç. devam ettirip de intikam alıyor. İntikam da Ha. alır tabii. Sen beni nasıl bırakırsın? İntikamı var arka planda. Rezil Onun eder vallahi. gözlemlerini bir ara yaparım. Yani akrebi biliyorum. Ben akrebi de yani hırslı olduğunu da biliyorum. Şey olduğunu da biliyorum. Aşk konusunda hırslı olduğunu, ama intikam konusunda bakacağım, intikam alıyor muydu? Yani. Evet, ama sonuçta akrepler için de bu tırnaklarıyla çabalamaları kariyer anlamında da bir şeyler Yukarı vaat çıkarttık. ediyor inşallah. Evet, yukarı çıkartacak onları. Kariyer anlamında destek verecek zorlayıcı olan şartlar. Evli olanlar ise bu süreç içerisinde fazla gerilmemeye dikkat etsinler. Çünkü evliliklerin içerisinde kavga dövüş bu bir ay içerisinde çok fazla olacak. Çok fazla sıkılacaklar birbirlerinden. Eski belki işte tutkuyu bulamayabilirler birlikteliklerinde. Araya başka birileri girebilir. Bunlara karşı biraz dikkat etmeleri gereken bir döngünün içerisindeler. Ne varsa akışta kalmakta ve hani bir derin nefes alıp ondan sonra söyleyeceğimiz ne varsa akrepler için söylüyorum. Ne varsa bir düşünerek hareket etmek daha iyi. Belki bu arada eş çok fevri davranabilir veya işte beraber oldukları kişi çok fevri davranabilir. Sakinleştirirlerse kazançlı çıkarlar çünkü sonradan pişman olabilirler. Yani ilişki biterse bu döngüde sonradan pişman olacakları bir sürecin içerisindeler aslında. Peki akrep burcu, bilmiyorum, çalışanın veya şu anda aklında var mı? Şu anda belki aklında yoktur. Geç hani hangi yılları iyiydi, veya hani mesela diyorsun ya, yengeç burcu 2,5 senedir çok inişli çıkışlı oldu diyorsun. Hatta benim için 4 sene diyenler oldu yengeç, o da tuttu. Yani böyle bir gitgellerdeydim böyle. Daha yeni yeni kendime geliyorum açıkçası. Hani beni pandemiden önce bile ben inişli çıkışlıydım gerçekten de. Akrep burçları için öyle miydi? Akrep burçları için en zor sene mesela 2013 senesi, 2012 senesi, 2013 senesi mesela çok zorlayıcıydı. Tabii bunlar bireysel haritalara göre değişir Cüneyt. Şimdi senin mesela Venüs'ün aslan ya, senin işte 2017, 2018 kuşağı, 2019, 2020 o yüzden 4 yıl sen işte aşk ve ilişkilerden tut da paraya kadar pek çok şeyle
Sınan Allah sınan, yani pek çok şeyle ciddi anlamda sınanmışsındır ama akreplerde de 2013 yılı çok ciddi sıkıntılıydı. 2006 yılı çok sıkıntılıydı. 2018 yılı da böyle kimileri için şanslı, kimileri için 2018 yılında kimileri 2018 için yılı. çok gergindi. Yani hani olaylar o kadar büyüdü ki bazı akreplerin hayatında. Dediler ki hatta, yani bunlar benim nasıl başıma geliyor? Yani polisiye olaylardan tut da işte mafyatik olaylara kadar, işte ne bileyim arka planda beraberliklerindeki o tutkulu beraberliğin bir anda dillere dolanmasından tut da hani sonuçlanmayan bir rezilliğe kadar, yani hani anlatamayacağım o kadar fazla trajedi yaşadılar ki arka planda. Kimilerine de tabii iyi geldi, yani orada işte bir ay İyi balıksa gelenler var mı peki akrepte? İyi gelenleri de var tabii, değil mi? Her akrep var aynı şeyi de yaşayamıyor tabii tabii yani, veya aynı yokmuş. sorunu. Tamam. Evet. Bu arada biri demiş ki aslan oldu mu? Aslan okundu ama ben başlıkları birazdan tek tek anlatacağım, böyle küçük küçük. Özlem Recep neler söyledi burçlarla ilgili? Şu an akrep burcundayız. Akrep burcundan sonra ne geliyordu? Yay geliyor. Ya yayı da söyleyelim, yaydan sonra ben bir tekrar edeyim küçük Tamam. başlıklar halinde. Tamam. Yay, eğitim, yurt dışı konuları, teknoloji, internet, sosyal medya, basınla alakalı konularda çok verim elde edecekleri bir dönemin içerisine giriyorlar. İsimlerinden söz ettirecek bazı yay burçları, eski projeleriyle gündemde olabilirler. Eğitim ve öğretimle alakalı konularda aktif çalışıyorlarsa, üniversite hocasıysa, basındaysa, medyadaysa, bunlar ciddi anlamda isimlerinden söz ettirecekleri bir enerji var. Dikkat etmeleri gereken bir konu var. Beraberliklerindeki işte sevgilileri olabilir, eşleri olabilir. Beraberliklerindeki kişilerin aileleriyle alakalı gerginliklere biraz dikkat etsinler. Olayları çok büyütmesinler. Çünkü oradaki büyüttükleri enerji yarın bir gün küslüğe sebep olabilir. Ve önümüzdeki Şubat ayında çok gergin konular, laflar, sözler onların huzurlarını bozabilir. Evliliklerin içerisindeki o huzuru bozabilir veya beraberliklerin içerisinde. Dolayısıyla birazcık sakin gitmelerinin faydalı olacağını ben düşünüyorum. Kalbi boş olan yay burçları ise sürpriz bir şekilde yeni bir aşk gündemlerinde olacak ve böyle artık kanlarının kaynayacağı bir, yani bu soğuk havada kanlarının kaynayacağı bir döngü İhtiyaç var. aslında onların. Evet. Peki işsiz yaylar var. İşsiz yaylar var. İşsiz yaylar da bu süreç içerisinde başvuru yapabilirler. Yani büyüyen ay fazıyla birlikte 28 Ocağa doğru Bak bütün çok iş güzel bir taktik başvurularını. alıyorsunuz yay, sevgili yaylar. Bu süreçte iş başvuruları yapsınlar. Evet, çok güzel, başarılı, güzel girişimlerde bulunabilirler. Destek onlarla birlikte olacak çünkü ay ve güneş onları destekliyor. Tamamdır. Şimdi ben bir tekrar edeyim. Bu arada arkadaşlar görüyorum çok güzel mesajlar yazıyorsunuz. Konuğuma da bana da çok teşekkür ederim. Sorularınızı yanıtlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince ben hemen okuyayım. Koç burcu için Özlem Recep dedi ki, astrolog Özlem Recep dedi ki, bebek planları yapanlar çocuk sahibi olma ihtimalleri çok yüksek bu süreçte. Ocak sonu ve Şubat için geçerli. Yalnız olanlar evlenebilirler, güzel bir döngüye giriyorlar. Boğa burçları sinirlerine hakim olacaklar. Sudan sebeplerle ailesel tartışmalara veya iş yerinde tartışmalara girmesinler, sonradan pişman olmasınlar, sinirlerine hakim olsunlar. Hatta oradan biri yazdı, evet sinirlerime biraz hakim olamıyorum dedi. İkizler burcu, anneciğim ikizler burcu, yakın çevrelerinde değişiklikler olacak. Bazı maddi konularda da güzel yeni sözleşmeler var. Güzel imzalar atılacak. Görünmez, görünür görünmez düşmanlar var. Onlara da zaten ikizler dikkat eder diyoruz. Yengeç burcu ise sürprizlerle dolu bir ay diyoruz. Yani Şubat, Ocak sonu ve Şubat. Para ile ilgili yine güzel şeyler olacak. Ancak birazcık da harcamalarına dikkat etsinler. Bundan sonraki döngüleri de güzel. Evlilik de olabilir, aşk da olabilir demiş astroloğumuz Özlem Recep. Aslan burcu için ise ailedeki bireylerin sağlıkları ile ilgili problemler olabilir. Dikkat edilsin. Ondan sonra iş yeriyle ilgili stresli veya evle ilgili stresli konular, ev değişikliği, iş değişikliği olabilir. Aşk ile ilgili de sürprizler var diyoruz.
Başak Burcu için iş hayatında artık gizli sakları kalmayacak. Özellikle medya sektöründe de çok çalışan varmış Başak Burcu kamera arkası. Onlarla ilgili yeni fırsatlar ve başarılar geliyor. Ve aşkla ilgili de sürprizler var Başak Burcu'na. Terazi Burcu. Terazi Burcu'nun bir kısmı yeni bir aşka yelken açacak. Terazi Burçlarının bir kısmı. Bir de geçmişe dair ödemeler, cezalar, birikimler bunlar tekrar gündeme gelecek. Bunlara karşı dikkatli olsunlar, onları unutmasınlar, ihmal etmesinler, ödesinler lütfen diyoruz. Bir de miras konularıyla ilgili sürprizler olabilir. Veya bir davalık, miras davalığınız varsa bunlar güzel sonuçlanabilir bu dönemde. Akrep Burcu tırnaklarıyla kariyerlerinde ilerlediyseler de gelecekte kariyerleriyle ilgili yükseliş var net bir şekilde. Tabii ki ne diyoruz? Her zaman bütün burçlar için aslında mücadele çok önemli. Mücadele ettikçe de gelir. Bu süreçle açık düşmanlar var. Onlara da dikkat etsinler diyoruz. Ama kariyerleriyle ilgili güzellikler var. Yay Burcu, eğitim, yurt dışı, sosyal medya ile ilgili kendine ilgili geliştirsinler mi demiştik Yay Burcu'nu? Evet, o konularla alakalı da isimlerinden söz ettirecekler. İsimlerinden söz ettirecekler. İşsiz olanlar iş başvuruları yapabilirler bu süreçte dedik. Aileleriyle ilgili mesela evliyseler veya sevgilileri varsa sevgililerin veya yani birlikte oldukları kişilerin aileleriyle ilgili tartışmadan kaçınsınlar şu süreçte. Şubat ayında sonradan pişman olurlar. Daha soğukkanlı, itidalli olsunlar. Evet, Evet. devam edelim. Şimdi oğlak burçlarına geçelim o zaman Aynen. Cüneyt. Oğlak burçları parasal konularla alakalı bir sürecin içerisinde Bir şey girmekteler. soracağım. Benim karşıt burcum da oğlakmış mesela. Bu da Evet. etkiler diyorlar. Doğru. Ben oğlak burçlarını da dinlemeli miyim? Gölgeli yönleriyle birlikte etkiler. Ama haritanda oğlak burcu teması hakim değilse o ayrı bir şey. O ayrı değerlendirilebilir. Senin ayın oğlak olduğu için dinleyebilirsin. Ay Hmm. burcun oğlak. O yüzden ruhsal dünyanda oğlak enerjisi hakim. Yani ruhun oğlak enerjisiyle işte disiplini çalışırsın, tuttuğunu kopartırsın, Tam diyecektim disiplin. titiz Titizlik çalışırsın. oğlakta mı vardır? Yani titiz çalışırlar. Başaklar Titiz. daha çok titizdir ama Ha. titiz çalışırlar, disiplini çalışırlar, iyi yönetici olurlar, isimlerinden söz ettirirler. Azimli giderler ama gittikleri yolda en tepeleri çıkarlar oğlak burçları. Tamam. Ama daha dediğin gibi ruhsal yönden etkiliyor olabilir Oğlak Burcu. Evet, Evet. evet. Aşk dünyanı etkileyebilir, para dünyanı etkileyebilir. Ay burcu çok önemlidir bu arada. Yükselen burcu kadar ay burcunuzun Benim da Ay özel Burcum Oğlak mı önemli. şimdi? Öyle mi dediniz? Öyle gördüm, evet. Evet, Hmm. öyle gördüm. Ay burcun oğlak. Tamam. Onu da not alayım. Evet, gelelim Oğlaklara. Oğlak burçları. Evet. Oğlak burçları parayla alakalı önemli bir sürecin içerisine girecekler. Uzunca süredir mesela satmak istedikleri bir mal varsa, gayrimenkul varsa bunun satımıyla alakalı ellerine bir para geçebilir. Güzellikler olabilir böylelikle. Ve ayrıca eşlerinin maddi durumlarıyla alakalı değişiklikler olabilir. Ortaklarının getireceği bazı projelerle birlikte kalkınabilirler. Öyle güzellikler var ama önümüzde bir de Merkür retrosu olacağını öngörürsek eğer Şubat ayında bir Merkür retrosu olacak. İkinci evlerinde olacak bu Oğlak Burcu'nun. Parayla alakalı konularda yatırım yapmak istiyorlarsa işte bu gelen parayı iyi değerlendirmek çok önemli. Çünkü harcama yaparken gitme riski var. Bir anda işte diyelim atıyorum 100 milyar para geldi bir yerden. 100 bin bir para geldi. O 100 bin lirayı iyi yatırım yapmazsa kaybedebilir. Dolayısıyla öngörerek yatırım yapsın, iyi yatırımcılarla konuşsun. Ortaklarına güvenirken arka planda bir soru işareti olsun. Yani şirket yönetiyorsa, ortaklarına güveniyorsa bir soru işareti bulunsun ve öyle adımlar atsın. Oğlak burçlarından bazıları, şimdi alt enerjide de yengeç var dedim ya, 9 derece aslan dolunayı bu, yengeç enerjisi var hakim. Bazı oğlak burçları evlilikle alakalı karar alabilir. Eğer ki bekarsa evlenebilirler. Bu yeni sürecin içerisinde evlilik kararları onlarla birlikte olacaktır. Bu bir de bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Terazilerde olduğu gibi oğlaklarda vergi borcu, işte kalmış olan bir borç, ne bileyim işte trafik cezası,
aracının işte vergisi gibi gibi böyle bazı konularla alakalı unuttukları bir şeyler varsa bu döngüyle birlikte mutlaka yatırsınlar. Daha sonra cezalar gelebilir. Dikkatli olsunlar. Daha dikkatli adımlarında daha dikkatli atsınlar. Evet. Dikkatli atarlarsa karlı bir zaman. Yani önemli Evet. olan tedbirli olsunlar. Evet. Şimdi şey demiş biri. Aa, bir de yay burcum var. Yay burcu ayın hangi 10 gününde doğdun? İlk 10 günün, orta 10 günün? Hangi saatte doğdun? Hangi şehirde doğdun? Türkiye'nin, ülkelerin bile burçları var sevgili arkadaşım. İsmini unuttum çünkü buradan izleyicimiz. Yani o yüzden de hani danışmanlık almak çok mantıklı aslında. Hani bir güvendiğiniz bir astroloğa, Çok sevgili Özlem, seni de takip edebilirler bu konuda. teşekkür ederim, sağ ol. Çok da Efendim? büyük paralar değil. Çok teşekkür ederim, sağ ol. Önerdiğin için çok da büyük paralar değil inan. Yani hani hayatındaki önemli döngüleri öngördüğün zaman yolların açılabiliyor. Olumlu tarihlerde olumlu atılımlar yaptığın zaman 2-3 sene sonrasında, 5 sene sonrasında belki güzel kazançlar elde edebiliyor insanlar veya geçenlerde yine mesela evlilik danışmanlığıyla alakalı ikili ilişkilerde de ben danışmanlık veriyorum. 26 Mayıs'ta mesela düğün tarihi verdim. Çünkü onların haritalarına göre o çok uygundu. Yani o göksel pozisyon çok uygundu. Merkür retrosunda mesela diyelim ki bir evlilik yapıyorsun. Kimine yarıyor, kimine yaramıyor gibi. Yani hani çok önemli döngüler var. Evlilikler bazen bitebiliyor. İş kuruyorsun, güzel verimli bir iş olsun istiyorsun. O yüzden pek çok şeyi çıkartabildiği için astroloji öyle çok da büyük rakamlar falan değil, hiç büyütmesinler. Bir de şöyle bir şey, zaten birçok kişi benim tanıdığım danışmanlık alanlarda, gerek sizden veya başkalarından, hep iyi ki almışım diyorlar. Çok önemli. Diyoruz ya bazen, hani ya şu bir aydır gittim, şu işlerin hepsi aksi oldu diyorsun. İşte orada bir enerji var. Yani bir şeyin o gün zaten belki de diyecekler ki keşke yapmasaydın, eğer danışmanlık alsaydın. İşte bir Evet. albüm çıkaracaksa, albümünü çıkaracağı, bir şirket açacaksa, şirketini açacağı tarih çok önemli. Dediğin gibi evlenecekse düğün tarihi çok önemli. Değil mi? Bunlar çok önemli şeyler insanın hayatında. Şimdi tabii ona düşünürken numarolog da ağırladım ben. Ondan sonra renk olayı var, taşlar var. Şimdi bazen diyorum ki düşünsene hepsini böyle tam anlamıyla yaptığımı böyle. Astroloji, numarolog, her şey şu saatte şu. Ama şimdi numara şöyle diyor, burcum şöyle diyor, o zaman tam ortası. Birbirlerine çıkıyor biliyor musun Cüneyt? Doğru Yani doğru. her bilgi ortak bir bilgide birleşiyor. Tabii. Dolayısıyla güzel, verimli oluyor. Bilmiyorum, gelmek istersen alırım eğitimlerini Vallahi eğitim kısmı beni, çünkü çok zor. Niye seni. biliyor Zor. musun? Ben onu baktım, mesela bir çember var. Çemberden oradan, ama şimdi ayın şu dönüşünden Merkür'ün şu dönüşü. Yengeç ama çocuk. Yengeç'in şu saatinde doğduğu için şöyle, ya onları imkansız ben tutamam. Yani kafada tutmak da çok önemli. Mesela Evet, Akrep evet. Burcu yapar mesela. Hafızası çok iyi tanıdığım Akrep. Akrepler çok iyi. Çok öğrencilerim var. Akrep burcuysa kesinlikle yapıyor. Değil mi? Yani tekrarlarını disiplinli yapar. Oğlak burçları da öyle. Tekrarlarını disiplinli yapar. Bak, ben katılmak istiyorum Tekrarlar. diyenler var. Yani kendileri için eğitimlere katılmak istiyorum diyenler var. Bir kerelik ben konuk olarak gelebilirim yani. Hiç fark etmez. Bir bakayım ne Beklerim. yapıyorsunuz, merak ettim. Çok Böyle mutlu. şeyden yapıyoruz değil mi? Biyodan mı yapıyoruz? Şeyden mi? Evet, Perkulus diye bir sistem var. Ben link gönderiyorum e-maillerinize. E-mailden hemen tıklayıp giriyorsunuz. Ben karşınızda oluyorum. Haritaları açıyoruz. Bizimkilere cesaret Devam olması ediyoruz. adına, bizim izleyicilerimize, hani ben de konuk olarak gelip izleyebiliriz. Yani siz de ona göre sevgili Özlem'le irtibata geçin. Çok büyük paralarda değil. Hakikaten kendinize de yararlı olur. Sevdiklerinize de yararlı olur. Çünkü sadece gazetede okuduğumuz burç burç değil. Yani Değil buna değil. emin olabilirsiniz arkadaşlar. Hani bakarsınız, aa, bu benimle hiç alakalı. O öylesine bir genel, genelin de geneli yani. Yengeç burcu duygusaldır, evet. Hani ama saati var, günü var, tarihi var değil mi? Bunlar çok önemli. Her yengeç aynı yengeç değil. Çok Kesinlikle, çok kesinlikle. farklı detaylar var. Çok çok. Kesinlikle. Bir yengeç var. Hayatında bin bir türlü zorluklara bir yengeç var. Her istediği bir eli yağda bir eli balda. O zaman Evet. her bütün yengeçlerin iyi olması lazım vesaire. Bir konuda dürüst olayım mı Cüneyt? Tabii. Burada. Akşam gazetesi Güneş Ekim'de de yazıyorum ben. Her gün günlük burç yorumlarını yazıyorum. Cumartesi günleri haricinde.
Ama şimdi genel yorumlar yapıyoruz ya, mesela şurada da genel yorumlar yapıyoruz. Her gün yazarken bile, şimdi biliyorsun ya, arka planda herkesin çok farklı hikayeleri Tabii var. ki. Haritaları çok farklı. Nasıl bazen şey yapıyorsun, işin içinden çıkamıyorsun biliyor musun? Çünkü hani çok genel yazmak gerekiyor ve arka planda bazen o enerjileri temsil etmeyebilebiliyor yani. Çünkü senin haritan çok farklı, onun haritası çok farklı, diğerinin Aynen, haritası çok kesinlikle. farklı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Çok orta halli yazıyorsunuz otomatikman yani Evet, onu. evet, En evet. azından şeyi mi öğrenmek lazım? Gün, ay, yıl ve saat. Evet, doğum saatini bildikten sonra her şey ortaya çıkıyor. Aynen. Şimdi bu şeyi çekilişi yapayım mı bir kişiye? Kova ile balık kaldı. İstersen onları da bir Aa, anlatayım doğru. Ben niye hemen. bitirdim? Hemen devam edelim. Kova Evet, balık. kova ile balık. Şimdi kova burçları önemli bir kariyer atlayışı bekliyorlarsa, kova burçları destek onlardan, gökyüzü onlara destek verecekler. Özellikle eski iş yerleriyle alakalı, eski çalıştıkları kişiler, patronlarıyla alakalı veya çalışma arkadaşlarıyla alakalı yeni bir şirkete ekipçe geçme veya işte eski şirketinden olan kişilerin başka bir şirkette çalışmalarıyla birlikte, aracı olmalarıyla birlikte onları terfi ettirme, başka şirketlere atlattırma gibi böyle güzel enerjiler onlarla birlikte olacak kovalarda. Kovalarla birlikte uzun süren beraberliklerinde bazı kovalar evlilik kararı alacaklar bu döngüyle birlikte. Bazıları ise aileleri içerisinde bazı gerginlik yaşayacak olan kova burçları da var. Mesela evli ise aile içerisinde gerginlikleri onlar da biraz dikkat etsinler. Çocukları varsa, özellikle bu döngüyle birlikte küçük de çocukları varsa, bakıcıyla alakalı problemler, işte çocuğun nerede kalacağı, işte çocuğa kim bakacak, aile büyükleri mi bakacak yoksa işte bakıcıya mı verilecek, işte pandemi döneminde bunlar onlar için stresli konular olabilir. Bunlarla alakalı gerilmemeye dikkat etsinler. Sağlıklarına da dikkat etmeleri gereken bir döngü. Önemli kontrolleri varsa işte kalp, damar veya işte rahimle alakalı, üreme organlarıyla, memelerle alakalı bir problem varsa mutlaka kontrollerini yaptırsınlar ve yeni Şubat ayına kontrolleriyle birlikte girsinler. Süper. Balık burçları iş hayatında ve mesleki konularla alakalı netlik kazanacakları bir süreç onlarla birlikte O da olacak. abim. Evet. Evet, öyle mi? Sen de balık burcusun. Evet. Evet. Selam olsun buradan da. Diyet yapmak istiyorlarsa, sağlıklarıyla alakalı güzel bir döngüye girmek istiyorlarsa, bu süreç onlar için çok avantajlı bir süreç ve değerlendirsinler mutlaka. Araçları, teknolojik konular ve sosyal medya hesaplarıyla alakalı bazı sıkıntılar olabilir. Yani trafikte mesela işte belirli saatlerde çıkmasınlar. Böyle çok işte sabahın köründe, işte hava işte pusluyken falan böyle araç kullanmamaya bu aralar dikkat etmelerinde fayda var. Özellikle bu aralarda değil. Yani Şubat ayını komple biz buna katalım. Araçlarla alakalı bazı sıkıntılar yaşayabilirler çünkü. Bol sadaka vermeleri gereken bir döngüye giriyorlar. Bol dua enerjisi. Araç. Allah Allah. Evet, Tamam. evet. Veya evin içerisinde ne bileyim işte kesici aletlerle ilgilenir. Biraz dikkatli olsunlar. Böyle bir döngü onların için. Evcil hayvanları bulunuyorsa onların sağlığı